Sait Faik Abasyanık Bir Vapur Seslendiren İrfan Emsen Dün ona Galata rıhtımında rastladım. Çelik ve demir vücuduyla hassas bir sporcuya benziyordu. Çıplak ayaklı bir küçük serserinin yanı başındaydı. Halatlarının bağlandığı demirlerden birine ayağımı dayadım ve elimi çeneme koyarak onu seyrettim. Beni alıp götüren, beni alıp getiren mahluku doya doya sevdim. Bu vapur tadla Yeni Türk vapurlarından T vapurudur. Fransa'ya tahsile gitmiş talep eden, Tadla'yı tanımayan kim vardır? Kim bu vapurun üçüncü mevkii güvertesini, Yıldızlı Temmuz geceleri adımlamamıştır? Parnaslı'nın güneşle altınlı ve karlı ebedi zirvesini, Stromboli'nin eteklerindeki beyaz kasabaları, Vezuv'un kızıllığı altında gülen beyaz şehri, Mavi Misina'yı, Vahşi Korsika'yı ve nihayet Kahpe Marsilya'yı bati seyri ve ağır vücuduyla bize gösteren tadlı olmadı mı? Şaşı gözlü, kaptan tavırlı, metro detelin limanlara yaklaşırken gösterdiği tevazuyu, sevimliliği unuttunuz mu? Ben bu gemide korsikalı muslar tanımıştım ki, güverteyi silerlerken kafalarının güzelliğine ve lisanlarının çevikliğine hayran kalmıştım. Gemiciler tanıdım ki gece yarısından sonra kopmuş fırtınaların ve uzak esrarengiz Çin şehirlerinin ıslıklarını güvertelere yaydılar. Birinci mevkiden üçüncü mevkideki sevgililerini görmeye gelen anormal prensesler, 16 yaşında rüya kadar güzel çocuklarının gözü önünde flört yapan Rum kadınları gördüm. Ben bu vapurda cömert Yahudilere, dost Ermenilere, laubali şen İngilizlere, ciddi Fransızlara rastladım. Marsilya limanından kalkıp Pire'ye gelinceye kadar geçen 5 gün zarfında tam bir arkadaşlıkla bağlandığım küçük bir çocuğu 5 gün sonra elem ve hüzünle terk ettim. 5 günde iptidai tahsilini beraber yapmışız gibi bin bir çocukça ile ayrıldım. Tesadüf bir gün bizi karşı karşıya getirirse onu çocukluk arkadaşlarımdan hiç ayırmadan sizinle diyeceğim. Hangi mehtepte beraber okumuştuk? Yine bu vapurda bir kız tanıdım bir delikanlı seviyordu. Bana ''Ne eşek şey o?'' diyordu. Ben onu o kadar sevdiğim halde bir sabah gelip de ''Boncuğu'' demiyor, yanıma tesadüfen gelse bir kelime konuşmuyor. Ben o kıza ''Ben varım ya'' diyordum. ''Ah'' diyordu. ''Sen çirkinsin.'' Yıldızlı ve karanlık güvertede baş başa oturuyorduk. Elini tutuyordum. Gözlerini kapayıp delikanlıyı tahayyül ederek elim sıkıyordu. Yavaşça kulağının dibine "Hepsi bir değil mi?" diyordum. Karanlık gecede hepsi, hepimiz bir değil miyiz? Yalnız kadın ve erkek olsun. Gözlerini kapa, tahayyül et. O karanlıklar içinde güzel çocuğu tahayyül ederek ince duman vücuduyla vücuduma yaslanıyordu. Yine vapurda tanıdığım bir papaz, bir dostluğu bir limanda bıraktığım ve perişan bir halde düşündüğüm zaman yanıma yaklaşıp bana "Zevk." demişti. En uçucu şeydir. En hurdebini delikten kaçan bir gazdır. Onun için değil midir ki zevki mütemadiyen değiştirmek lazımdır? Fakat her değiştirişin sonundaki bu melale, hüzne ıstıraba tahammül edilir mi? Evladım, yegane saadet Allah'tır. Sonra karanlıktan ve kimsesizlikten beklediğim teselliyi bir papazdan aldığım için kızardım. Fakat geceydi. Kocaman gökler ve yıldızlar vardı. Seren mütemadiyen parlak bir yıldızı gösteriyordu. Samanyolu berrak ve şeffaftı. Gözlerimi göğe kaldırdım. Boşluğun içine saklanmış, düşüne düşüne yarattığım Allah'a güvenerek gözlerimi kapamış ve o gece tadlanın güverdesinde müsterih bir çocuk uykusuyla uyumuştum. Son